Bizim İran'la temasımız çok ve dolayısıyla Türklerin İslamiyet'i öğrendikleri memleket İran'dır. Araplar değildir. Yani bizim Araplarla temasımız yüz yüze değil. Öyle bazı arkadaşlar uyduruyorlar. Kuteybe bin Muslim Orta Asya'yı fethetmiş, zor fethetti bir kere. Doğru değil o tam. İkincisi işte efendim Türkler bunu görünce bayılmışlar zaten. Bekliyorlarmış İslam'ı. Kabul etmişler. Böyle bir şey yok. Türkler öyle bayılarak dinini kabul etmez. Son derece çakal bir millettir. Düşünür, bakar, işine gelirse asker çünkü asker. Askerler öyle her şeyi zart diye almazlar. Bakmayın siz onun stratejik bir yapısı vardır. Olurunu şey yapar. Ondan sonra bizim ilk devletimiz 10. asrın sonudur. Karahanlılar nereden Kuteybe bin Muslim? Ve 18'e kadar devam ediyor. Kafkasya'da Kumuklar, Karaşaylar, Türk şeyleri 18. asırda. Yani adamların lehçelerinde bir sürü domuzla ilgili kelime var. Yemiş ki var yani. Yemediği dilin ne uğraşacak? Dişisi, erkeği, çocuğu, domuz için bir sürü kelime var. Sonra yemez. O ayrı. Ama oraya kadar var. Şimdi Volga boyu falan 13. asır. Bir tanesi var 10. asır Bulgarlar ama öbürleri 13. Dolayısıyla bu öyle kolay değil. Bir kısmı da var ki bu Araplar gelmiş bizimkileri kesmiş zorla kabul ettirmiş. Bu da palavra kimi kesiyor ya? Talas Meydan Muharebesi'nde kovaladık adamı. Nereye kesiyor? Oğluklar akmış efendim. Değirmen olukları akıyormuş kesilenin kanından. Allah! Sen bir değirmenin oğlu kaç şeyle debideki suyla döner biliyor musun? Yani bunun bir hesabını yap da uydur değil mi? Evime söyleyeyim. Böyle şeyler bunlar doğru değil. İran medeniyeti bizim için bir kaynak. Fakat bizim dil grubumuzda değil. Ve biz İran şiirini seve seve aldık. Bilenleriniz bunu teslim eder. İran şiiri dünyanın en güzel ve en derin şiiridir. Bunu size söylüyorum. Yani ben size söylüyorum, hiçbir milletin edebiyatı, şiiri, güzel şairi beni Firdevsi kadar, Hafız kadar etkilemedi. Bilhassa o Firdevsi, 10. asırdır. Yani inanılmaz bir şeydir. Çok derin bir edebiyattır. Bunu da alırız, kimse de bizi suçlayamaz. Efendim görgüsüzmüşüz, maymunmuşuz. İran edebiyatını almışız bilmem ne alırız tabii. Niye almayacakmışız? Gayet hoş bir şeyden etkilenir. Siz Fransız edebiyatından etkilenerek bütün fecraatiyi kuruyorsunuz da İran edebiyatından etkilenip 3 tane şey çıkarmışız çok mu? Ama tabii intihal de var, o başka bir şey. Yani düpedüz hırsızlık yapan tipler de var edebiyatımızda, o ayrı. Fakat Türkçe'ye de çok şey kazandırmıştır. Yani bir nevi kendince armoni. Bunu bilmek lazım. Bu bir şey değil. Bunlar üzerinde durulacak meseleler değil. Bizim İslamiyet anlayışımız budur. Böyle girilmiştir. Türklerin İslamiyet anlayışında Yesevilik vardır. Maturidilik vardır. Orta Asya'nın kamusal anlayışı vardır. Bunlarla girilir. Bu üzerinde durulacak bir şey. Bunlar doğrudan Araplarla temasımız çok geçtir. Çok geçtir. Alparslan Anadolu'ya geldikten sonra İran üzerinden Anadolu'ya gitmek niyetinde değildi. Suriye, Filistin ve Mısır'ı alacaktı. Bu macera tükendi. Selçukiler inemedi Orta Doğu'ya yeterince. Biraz Bağdat hakimiyetimiz var. Hepsi o. Anadolu'ya kapanıp kalmak zorundaydık. Öyle de oldu. Dolayısıyla bizim Arap dünyasıyla ilişkilerimiz de İran ve Farsça dili dolayısıyla olmuştur. Fars dili dolayısıyla olmuştur. Şey değildir yani, kapalıdır. Başka bir soru alayım efendim. Hocam, günümüz Türkiye'nin politik inşaatı, Cumhuriyet yönetiminin gelecekte bir tehdit ile karşı karşıya bir inşaatı teşkil etmekte mi? Aynı soruya benzer. İktidar yalnızlığı devamı dile getirdiği 2023 yılı ikinci dönüşünüz ve
Çok soru 2023, çok soru 2023'ü kimse bilmez. 2020 yok canım, nereden biliyorum? Kimse bilmez. Kimse bilmez. Hiç öyle şeyleri takıp oturmayın. Hiç kimse bilmiyor. Siz kendinize göre hareket edin kardeşim. Şimdi diyor ki ben reisi cumhur olacağım diyor, aday oluyor. Karşısına çıkartıyorlar aday. İki parti güya birleşti. Aman ne güzel dedim. Ekmelüddin Bey universal bir tiptir. Yani İngilizcesi çok iyidir. İngiltere'de okudu. Arapçası çok iyi. Asistan oldu Mısır'da zaten. Türkçesi çok iyi. Yani dışarıda okuyan çocuklara göre fevkalade düzgün bir Türkçesi var. Zengin bir Türkçesi. İşte İslam Konferansı Genel Sekreteriydi. Başarılıdır. İyi bürokrattır falan. Birleştiler. Peki. Medeni bir adam. Şimdi affedersiniz, siz bu akşam adamı aday ilan ediyorsunuz. Ertesi gün Anadolu gezilerinde yalnız bırakıyorsunuz. Bu hangi siyasi ahlaka ve akla giriyor? Siz böyle hareket ederseniz bunun 2023'ü, 2025'i falan yok. Yani bu çok feci bir şeydir. Yani ben bu olayı gördükten sonra... Ekmelüddin Bey'i tabii tanıyorum, bir meslektaşlık şeyimiz var ama babamın oğlu değil. Feci bir yese kapıldım. Çok feci bir şey. Yani iki parti adam tayin ediyor, seçiyor, adayımızdır diyor, çıkıyor. Seçim kampanyasında yoklar ortada partiler. Bu şey değil. Efendim partideki azaları bir kısmı tasvip etmiyormuş. Vallahi gösterdikten sonra disiplininiz varsa edersin. Etmeyenlere uyarak bırakmazsın adayı ortada. Yani söylenen o ki Eskişehir'de falan kahve ayarlanmamış adamın konuşacağı için. Beriki meydanlarda bağırıyor, televizyonlarda falan. Onun için böyle lütfen... şeyleri yaparken parti tutmak falan iyidir de biraz da tuttuğumuz partiye çullanmakta büyük fayda görüyorum şahsen. Yani hayat o kadar kolay değil maalesef. Yani ve bana göre Türk toplumunda siyasi ahlak düşkünlüğü çok yaygın derece. Akla kara şeklinde değil maalesef. Ortadaki gri noktalar, geçiş noktaları çok fazla. Biraz şey yapmak lazım, bu tip ikincil gruplarda çok çalışmak lazım. Her şeyi siyasi partilere ve müesses meclise bırakırsanız demokrasi yürümez. Burada da yürümedi, hatırlayanlar vardır. Burada yok o kadar genç adam ama 1960'ların sonunda biliyorsunuz APO çıktı burada. Abdullah Öcalan kastetmiyorum. APO, Avrupa Parlamenterisi Opozisyon. Hatırladınız mı? Var mı bilenler? Avrupa Parlamenterisi Opozisyon. Bu mevcut üç sistem, üç parti vardı o zaman. CDU vardı. Çok uzun yollar in der Macht, sogar in der Supermacht derlerdi yani. Supra power oluyordu böyle. Adenauer'dan beri aldı, 20 yıl bırakmadı neredeyse memleketi. Bir de onların karşısında uyuzluğa alışmış bir Sosyal Demokrat Parti vardı. Ve ondan sonra bir de benim her zaman sempatik bulduğum fakat gerçekten küçük bir FDP vardı. Freiheitliche Partei. Hepsi buydu. Ve bu adamlar sabit oyların ve parlamentarizmin rehaveti içinde yan gelip yatıyorlar. CDU'nun yüksek iktidarı Nazizm'den sonraki şeysi, konservatif retorik cırcır faslı da hepsini etkilemiş. Hepsini etkilemiş. Mesela o yıllarda parti üyelerinden falan propagandaya geliyorlardı. Bir FDP'li, STP'li geldi yani Sosyal Demokratische Partei şeysi, üyesi geldi Ankara'ya konuşmaya, mebus. Vallahi ben ondan evvel gelen CDU'luyu daha tuttum, daha açık ve solcuydu. Hamburg milletvekiliydi herif. Enteresan bir adam.
Ben adama şey yaptım, benim programım biriyle uzun konuşmak istersem size şehri ve müzeyi gezdireyim demektir. Müzeyi falan gezdirdim. İşte Hamza Birliği'nden bahsedince ben herhalde çok hoşlandı Hamburglu olarak. Üniversitedeydim. Bana bir kitap yolladı. Yolladığı iki kitaptan, daha doğrusu birisi Barser'inkiydi. Onların adamı, mütefekkiri anladık. Öbürü Rolf Dahrendorf. Ben o adamı öyle tanıdım. FDP'nin şeysi Rolf Dahrendorf. Yaygın. Sonra biliyorsunuz çok meşhur sosyolog olduğu için Oxford rektörü oldu. Lordlar kamerasına girdi. Lord Dahrendorf oldu yani. Bunu tanır sosyoloji okuyanlar. O kitabı gönderdi. Ben adama hayran oldum. Yani şey partinin mütefekkirinin kitabını yolluyor okuyun diye. Öbürü daha geri bir herifti. Bunu niye size söylüyorum? O kadar durgunluğa girmiş ki Almanya ve o kadar kendinden memnun bir cemiyet ki Sosyalist Parti'nin adamları öbürkünün retoriğinin tekrarını yapıyor ve ondan beter. FDP'de arada işte böyle gayrimemnun snob münevverlerin falan seçtiği bir şey. Sol Pol Parti yok başka. Zaten hem yasak hem de tandans yok. Şimdi burada tabii bir patlama oldu. İşte o çıktı APO, talebi hareketleri falan filan. Fransa'da oldu bu bilmem ne. Çünkü demokrasi maalesef ikincil gruplarla çalışmadı. Parlamentoları ve partileri kendi haline bırakırsanız çalışmaz. Bizde ikincil grup demek iki türlü oluyor. Ya hakikaten patırtı gürültü örgütü oluyor ki tasvip edilemez. Yahut da dışarıdan falan para alıp insan hakları işi yürütmeye çalışan bir takım tipler. İşte böyle onlara da şeyciler diyorlar. Sorosçu, morosçu falan, yarı dedikodu, yarı gerçek. Düpedüz her yerde, burada, orada, Anadolu'da, İstanbul'da ikincil gruplar olacak. Efendi gibi çalışan, uzlaşmaya, tartışmaya, demokrasiye inanmış, bu sistemi benimsemiş insanlar olacak. Bunlar kuvvetlendikçe, bunların aidatları üyelerden geldikçe, sayıları büyüdükçe partiler bunlardan çok korkar. Çok korkar.